Somuncu Baba Anadolu'yu en fazla etkileyen alimlerden bir tanesidir. Birincisi burada Bursa için son derece önemlidir. Zira Bursa'da kendisi ilmiyle değil esnaflık yönüyle ortaya çıkmıştır. Yani bir fırın çalıştırmıştır ve bu fırında yaptığı ekmeklerle Bursalıların kalbini kazanmıştır. Dolayısıyla bu noktadan baktığımız zaman Somuncu Baba'nın bugüne, esnaflarımıza ve hemen her kesime vereceği çok büyük dersler vardır. Yani somun satarak dünyada önemli bir yer bırakan herhalde ikinci bir kişiyi siz gösteremezsiniz. İşte burada Somuncu Baba'nın aldığı ilmi yön ortaya çıkmaktadır. Zira Somuncu Baba 14. yüzyılın başında doğup ilmi faaliyetleri aldıktan sonra özellikle gönül iklimini zenginleştirecek manevi ilimleri tahsil eden bir alimdir ve insanların her ne yaparsa yapsın gönlüne hitap edebilmektedir. İkincisi Somuncu Baba yetiştirdiği kimselerle çok büyük tesir etmiştir Osmanlı'ya ve Anadolu'ya ki bunların başında yine Anadolu'nun en büyük manevi önderlerinden Hacı Bayramı Veli ve onun yetiştirdiği Akşemseddin gelmektedir. Akşemseddin'in yetiştirmiş olduğu Fatih ise Osmanlı'yı ne derece etkilediğini ve bir büyük manevi fethe imza attığını hepimiz bilmekteyiz. Dolayısıyla Somuncu Baba, Hacı Bayramı Veli'yi, Akşemseddin'i, Fatih'i etkileyen bir alim olarak herhalde Türkiye'nin, Osmanlı'nın, İslam tarihinin en büyük mütefekkirlerinden, tasavvuf alimlerinden bir tanesi diyebiliriz biz. Şimdi Hulusi Efendi'ye de baktığımız zaman aslında karşımıza Somuncu Baba gibi zor bir dönemde yetişmiş bir alim karşımıza çıkıyor. Yani Somuncu Baba nasıl Moğol istilasının ortaya bıraktığı yıkıntı bir Anadolu'da yetiştiğini gibi Hulusi Efendi de Birinci Cihan Harbi'nin o yokluk, sıkıntılı, zor bir dönemine denk gelmiştir. Dolayısıyla yetişme yönlerine baktığımızda ikisi birbirine çok benziyor. Yine Somuncu Baba nasıl ilmi yönü öne alıp da büyük bir ilim adamı olarak yetiştiği gibi Hulusi Efendi'ye baktığımızda ilmi yönden yetişmek isteyen ama alim ve neredeyse kitap bulamayan bir durumdadır. Fakat eline geçirebildiği her şeyden okumak suretiyle kendini yetiştirmiş ve yine bir gönül iklimi Sivas'ta Toprak Efendi'den almış ve manevi iklimini de geliştirmiştir. Yani aynı Somuncu Baba gibi maddi ve manevi ilimlere alarak giden ve akabinde aldığı bu manevi iklimi milletine aktarmak isteyen bir yönü vardır. Hulusi Efendi'de de biz bunu görüyoruz. Gerek ilmi faaliyetleri, mektepleri, okulları, talebelere sahip çıkması, gerek hastaneleri insanlara maddi manevi şifa dağıtan ve etkileyen bir kişi olarak ortaya çıkıyor. Bu noktada ceddinin yolunu takip etmiştir ve aynı noktada, aynı şekilde zamanın şartları içerisinde hizmet etmiştir diyebiliriz.